Bununla da ilgili belgeler var. Yani kadın doktorların asla çocuğu olmaz dedikleri kadınlar normal yollarla hamile kalmış. Belge var ya bu konuda, araştırmalar var, yüzlerce araştırma var hayıtla ilgili. Ülkemizin hemen hemen her yerinde yetişir. Bu yani belge... kısırlık tedavi edilebilir. Tabii. Biz çok çok kişi tedavi ettik hamdolsun. Yani kadar... belge var, bilgi var, klinik araştırması var. Burada isimlerini sayıyorum. Burada Profesör Doktor Prost, Profesör Doktor Roth, Profesör Doktor Helde, Profesör Doktor Aman, Profesör Doktor Kaysa. Bunların yapmış olduğu klinik araştırmaları var. Türkiye'de klinik araştırması yok. Türkiye'de 100'den fazla üniversite var. Şimdi en büyük problem nedir? Türkiye'de 100'den fazla üniversite var. Klinik araştırma yapacak kapasite yok. Demiyorsun hocam böyle. Allahümme salli. Diyorum. Neden diyorum? Alır hocam. Türkiye'de 100'den fazla üniversite var. Sakarya Üniversitesi'nde hangi bitkiyle ilgili klinik araştırma yapmışlar? Bana söyler misin? Yok, Türkiye'de ben... hangi bitkiyle ilgili klinik araştırma yapılmıştır? Şimdi Koca Üniversite... Bir tane mı? Klinik araştırması yok. Klinik araştırması yapabilmek için kaynak lazım. 50 tane hastayı yatıracaksınız hastaneye. Ya hocam. 3 ay 4 ay takip edeceksiniz. Öyle demiyorum hocam. Şimdi milyon, ki... milyon dolar lazım. Milyon dolar. Milyonlar yok mu hocam Türkiye'de? Yok, parası yok. Üniversite. Ya yok olur mu hocam? Türkiye'de 100 tane üniversite var. 5'i, 6'sı kalitelidir. Diğerleri lise seviyesinde. 5 üniversitenin, Türkiye'deki 5 üniversite de İngilizce eğitim yapıyor. İngilizce araştırma yapıyor. Türk insanına faydası yok. Avrupalıya, Amerikalıya faydası. Bize faydası yok. Hocam siz üniversite liseleri ve üniversiteler vallahi sizi... Türkiye'deki üniversitelerin 5-6 tane üniversite var. Lise seviyesinde dediniz değil mi? Hepsi aldım. Değil, hepsi değil. Arada 5... Kaliteli birkaç üniversite var. Onlar da İngilizce eğitim yapıyor. İngilizce eğitim yapanlar araştırmalarını İngilizce yazıyor. Türkiye'ye ne faydası var? Avrupalı, Amerika'ya faydası var? Hocam şimşekleri üzerimize çekmeye çalışıyorsunuz anlaşılan. Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversitede dekan olan Profesör Doktor Gülhan beyefendi dünyanın en büyük araştırmaları buluşunu yaptı mesela. Şeker hastalığıyla ilgili. Türk. Amerika'da burada değil ki. Birçok ilim adamı Türkiye'de eğitim görüyor. İngilizce eğitim gördükleri için zamanla mükemmel İngilizce görüyor. Yurt dışından teklif geldiği zaman ne oluyor? Bugün Kanada'da 24 bin Türk doktoru var. Neden? Türkiye'de Türk istihdam yok. Yani açık var da. Türkiye'de okuyor, öğrenim görüyor, doktor oluyor, profesör oluyor ama Avrupa'da, Amerika'da ne yapıyorlar? Orada yaşıyorlar. Beyin göçü var. Bu bir gerçek. Saklanamaz, gizlenemez. Kaliteli üniversitelerden mezun olanlar Avrupa'da, Amerika'da, lise seviyesinde üniversitelerden mezun olanlar Türkiye'de, onlar da bir şey yapamıyor. Peki hocam, karaciğer yağlanması, kolesterol, kalp damar tıkanıklıkları ile ilgili. Karaciğer yağlanması neden oluyor hocam? Karaciğer yağlanması neden olur? Bir kişinin var, alkol içiyorsa karaciğeri yağlanır. Bilinen bir gerçek. Çok şeker yerse? Çok şeker yerse de karaciğer yağlanır. Fakat asıl karaciğer yağlanmasının sebebi %90 mantar, bağırsak mantarları. Şimdi kişi antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaç kullanmışsa faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarlar ne yapar? Mantarlar hamurlu ve tatlı olan her şeyi toksik maddeye dönüştürür. Etan, metan, bütan gibi gaz üretir mantarlar. Bir. İki, alkol üretir. En tehlikeli alkol. Metanol, etanol, butanol gibi zehirli alkoller üretir bağırsaktaki mantarlar. Kişinin alkol içmesine gerek yok. Çünkü en tehlikeli alkolü bağırsaklarındaki mantar üretiyor. Karaciğer yağlanmasının sebebi %90 bağırsaktaki mantarlardandır. Bağırsaktaki mantarlardan kurtulmadıkça kişi karaciğer yağlanması önlenemez. Nasıl kurtulacak bağırsaktaki mantarlardan? Aloe vera, şu gördüğünüz bitki, dünyada mantara karşı en etkili bitkidir. Aloe vera. Şu bilgi bitkiyi gösterebilir misiniz arkadaşlar? Bu aloe vera ne kadar hayatımızın içine girdi? Aloe vera... Şöyle göstereceğim tamam. Bu kaktüs. Aloe vera'nın kaktüsün şu bu yaprağının içerisindeki sıvı
Böyle sümüksü süngerimsi bir yapışkan bir madde görüyorsunuz. Bir yaklaştırsın arkadaşlar hocam. Biraz da yaklaştırsın. Evet çekin hocam. Evet böyle yapışkan. Bunun birleşiminde 22 çeşit enzim, 15 çeşit vitamin, 12 çeşit enzim, 22 çeşit amino asit var. Bu çiçek hocam sizin aloe vera dediğiniz şey. Bunu benim annemin bahçe bir sürü var bunun çiçekleri. Öyle değil. Aloe vera'nın 400 çeşidi var. Aloe vera barbadensis, şifalı olan. Ne kadar çok bitkiler bizim hastalıklarımıza şifa ama biz onu çiçek diye işte camın kenarında duruyor değil mi? Öyle değil tabii ki. Şimdi bana Antalya'dan bir dostum, ben dedim ki aloe vera öyle kolay değil. Çeşit çeşit aloe vera var. Dedi ki bende de aloe vera var. Size bahçenden çok göndereyim dedi. İlaç yapın, iyi gönder bakayım dedi. Gönderdi. O abi geldi, baktım bu dedim kullanılmaz bu çöp. Nasıl? Hakiki aloe vera değil. Aloe veranın 400 çeşidi var. Sadece bir türü kullanılır. Aloe vera barbatensis. Hepsi aloe vera ismi. Öyle deyince dedi ki ne yapacağız? İsterseniz göndereyim, isterseniz çöpe atayım dedim. Yani her tür kullanılmaz. Louis Pasteur Enstitüsü'nün yapmış olduğu klinik araştırmada Amerika Birleşik Devletleri'nde aloe veranın bağırsaktaki mantarları yok edici en etkili bitki olduğu belgelenmiştir. Klinik araştırması. Belgeli. Mısır'da yapılan klinik araştırmada aloe veranın akne, şekerden dolayı ortaya çıkan diyabetik ülser dediğimiz şeker hastalarını görürken baldır ve bacaktaki açılan ve iyileşmeyen yaralar, açık yaralar, diyabetik ülser iyileştirdiği belgelenmiştir. Tayland'da yapılan klinik araştırmada tip 2 şeker hastalığını iyileştirdiği belgelenmiştir. Biz bununla ilgili klinik araştırmalar yaptık. Aloe vera jel isimli bu tamamen doğal ve çiçek balı içeren aloe verayı ürettik. Tamamen doğal, hiçbir yan etkisi yok. Bağırsaktaki mantarları yok eder, alerji önler. Deri hastalıklarına vesaire etkilidir. Belgeli yani, klinik araştırması var. Evet. Karaciğer yağlanması. Karaciğer yağlanması. Dedik, ya bu aloe vera mı kullanması lazım? Aloe vera bağırsakları temizler. Enginar forte. Enginarın ama bu evlerde yeme yapılır, çiçek tabanı değil. Sapının, gövdenin yaprağı kullanılması gerekir. Şu enginar, yani bu bildiğiniz şu yaprak çok acımtıraktır, zehir gibidir. Bu yaprağının kullanılması gerekir. Bazıları zannediyor ki enginarın, hatta bir tanıdık, benim tanıdığım geçenlerde bana ziyarete gelmiş. Ben dedi siz enginardan bahsettiniz. 200 kilo enginar almış, depolamış buzlu. Bir kış boyu enginar yiyeceğim dedi. Dedim ki 200 kilo enginar değil, 500 kilo enginar yemeği de, yani o çiçek tabanından yemek yapsan da yesen bir faydası olmaz. Niye? Çünkü etken madde orada değil, burada. Gövdenin yaprağında. Ne o zaman enginar biz yiyoruz yani böyle deniyoruz? Ya, yenmesi iyidir, zararlı değil. Ama faydalı. Hiç mi yok bundan? Var, etken madde çok az. Birleşiminde, bunun birleşimindeki etken madde %5, onun birleşimindeki etken madde 1000'de. Ben de bunun gövdesini, o bölgeyi yiyordum. O zaman lokantalara söyleyelim, bu yaprağından yapsınlar yemeği. Yenmez ki, çok acı. Çok çok acı. Onu ancak kapsül şeklinde enginar forte, biz kapsülünü ürettik herhalde şurada dedi. Enginar forte, bunun birleşiminde deve dikeni ekstraktı, şahtere, safra artırıcı. Deve dikeni hepatit B, hepatit C gibi karaciğer enfeksiyonuna karşı etkili. Çok özel 19 bitki ekstraktından oluşan enginar forte. Mükemmel bir ürün. 6 hafta kullandıktan sonra kişi, elimizde burada mesela Norveç'ten gelen hastanın raporu var. 3 hafta içerisinde karaciğer değerleri düzelmiş. Kolesterolü, trigliserit düşmüş. 3 hafta içerisinde. Kullandığı zaman görüldük şimdi. Peki hocam, bulantı, kusma ve baş dönmesi neden olur? Dengesizlikten mi olur? Ya bu bulantı, kusma, efendim, seyahat esnasında ortaya çıkan rahatsızlıklar bazıları. Seyahat ederken araba, vapur, gemi, tren, feribot vesaire. Bulantı, kusma, baş dönmesi, baş ağrısı gibi rahatsızlıklar olur. Bu tür rahatsızlara karşı dünyada en etkili bitki zencefil. Bununla da ilgili yine klinik araştırması var, belge var, bilgi var. Zencefilin tozu
veya daha etkilisi nedir? Bunun ekstraktı, zencefil ekstraktı, elde edilen ekstraktı her türlü kusma, bulantı ve baş dönmesi gibi seyahat rahatsızlarına kinezya denir. Kinezya hastalığına karşı en etkili ve hiç can tesiri yoktur. Bununla da ilgili elimizde belge var. Artık belgeler, bilgiler karıştı. Mesela burada şu zencefil resmini gördüğümüz bitki şu. Çiçeği böyle, kökü böyle. Şu gördüğünüz bunun kökü, yumru şeklinde. Dünyanın hemen hemen her ülkesinde zencefil evlerde sarımsak gibi, soğan gibi çok sık kullanılır. Türkiye hariç. Türkiye'de tozu kullanılıyor, kökünün tozu. Taze zencefil çok çok etkilidir. Önemli olan bunun etken maddeleri kurutulmadan kullanılmak gerekir. Her türlü bulantı kusmaya karşı klinik araştırmaları burada yapılmış, belgelenmiştir. Hatta hamile bayanlarda gözüken bulantı kusma rahatsızlığını dahi önler. Hamilelerde ilk zamanlar ginseng mi hocam? Zencefil. Zencefil. O benziyor mu ginseng? Hayır, ginseng ayrı. Fotoğraf olarak, yani şekil olarak demek istedim. Hayır hayır, benzemez, o ayrı. Zencefil. Peki hocam, bronşite gelelim. Bronşite ile ilgili tedavi önerimiz nedir? Bronşite karşı dünyada en etkili 3-4 bitki vardır. Bunlardan biri kekik. Fakat bildiğimiz Türkiye'de 52 çeşit kekik var. Sadece bunlardan bahçe keki, Tumus vulgaris, üşütme, grip, nezle ve bronşite karşı etkilidir. Artı Güney Afrika'da yetişen ıtır, Afrika ıtır, Güney Afrika ıtır da denir. Latincesi Pelargonium zidoides ve sinirlot. Bunlardan şöyle bir kekik forte, üşütme, grip, nezle, özellikle de bronşite karşı mükemmel bir formül. Hiçbir etkisi yok. Tamamen doğal. Ama dediğim gibi 52 kekikten, şimdi mesela aktara gittiniz, kekik istediniz. Size bilye kekiği. Çünkü bahçe kekiği pahalı. Bunun kilosu 25-30 lira. Diğeri ucuz. Ve piyasada bulunmaz. Bu bahçe kekiği denmesinin sebebi özel olarak yetiştirmek gerekir. Yabani olarak pek yetişmez. Özel olarak yetiştirmek gerekir. Tohumuyla. Peki hocam, romatizma. Romatizma son yıllarda çok böyle görülen bir hastalık değil mi? Tedavisi mi bulundu hocam romatizmanın? Evet. Eskiden çok böyle romatizma ile ilgili çok konuşulurdu. Çok dert yanılırdı. Şimdi öyle çok dert yanılmıyor. Ne oldu romatizma? Romatizma ile ilgili ben kendim romatizma nedeniyle 13 sene bilime dedeler gibi kuşak sardım. Yumuşak doku romatizması nedeniyle. Almanya'da. Hocam yaş 23 mü sizin? Dedeler gibi derken biraz... 13 yaşında 26 yaşına kadar. 13 sene. Sizin hocam yaş kaç şu anda? 55. Ya dede potansiyeli var ama sizde. Yok mu? Şimdi var. O zaman gençti. O zaman yoktu. Biz köyden şehre rahmetli babam beni okutmak için göçtük. 13 yaşındaki. Okula başladım. Bir yıl sonra köye gittim gezmeye. Irmak'ta yüzdük çocuklarla. Havalar çok soğuk olmasına rağmen çimenlere yattık. Bir gün sonra üşüttüm. Mahallenin yaşlı kadınları üzerime deney yaptılar. Kızgın kumlara batırdılar. Klinik araştırması. Bilmeden deney mahallenin yaptılar. Mahallenin kadınları İbrahim Gökçe'nin üzerinde klinik araştırması yaptılar. Ne oldu peki hocam? Robot gibi oldum. Eğilip bükülemez oldum böyle. Oklava yutmuş gibi. Ne yaptılar size? Merdiveni çıkıp inemez oldum. Kırmızı kum var. Eskiden bebekleri sararlardı buna kırmızı kuma. Tamam. Isıtıp ısıtıp sarıyorlardı beni. Sıcak iltihabı azdırır, daha kötü yapar. Romatizmada sıcak asla uygulanmaz. Mesela bazısı omuzu, sırtı, beli ağrıyor. Ne yapıyorlar ona? Sıcak suyu dolduruyorlar bu, ne diyorlar ona? Plastik şey var ya. Evet. Su dolduruyor işte. Koyuyorlar sırtına, beline, omuzuna, sıcak iyi gelir zannediyorlar. Hafif rahatlama hissedince iyi geliyor. Sıcak boyut mu dedilerdi? İşte o. Hastalığı tetikler. Romatizmayı azdırır. Sıcak iyi gelmez.
Bize de böyle yanlış bir metot uyguladılar. Bütün eklemlerim kireçleşti. Merdivenleri çıkamaz oldum. Otobüse binemez oldum. Bir kolumda annem, bir kolumda babam. O doktor, bu doktor, şu doktor. Kortizon, 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 ilaç, ilaç. O kadar ilaç kullandım ki bende gastrit, ülser, midemde neredeyse delinecekti. Kemik erimesi, osteoporoz başladı. Bronşit, astım, alerjik bronşiyel astıma dönüştü. 13 sene içerisinde yaşamadığım hastalık kalmadı. Dedim ki artık bıktım bu ilaçlardan, hepsi çöpe. Kimya okuyordum, kimyayı bıraktım. Artık laboratuvara giremez olduk, deney yapamaz olduk. Ben bu işi kendim çözeceğim dedim. 4 yıl üzerimde deneyler yaptıktan sonra romatizmaya karşı bir ürün geliştirdim. Şimdi bu şeytan pençesi forte, şeytan pençesi otu, öğütülmüş kökü, aynı kakao gibi tadı. Bu şeytan pençesi romatizmaya karşı dünyada en etkili bitki. Almanya'nın Freiburg şehrinde Profesör Doktor Kubrinski her türlü omuz, sırt, bel, diz ağrısı, kalça ağrısı, romatizmadan dolayı artrit, artroz, fibromiyalji yani yumuşak doku romatizması, ankilozan spondilit hepsini iyileştirmiştir. Sadece o değil. Almanya'da ilaç gıda kontrol merkezi var. Aynı Amerika'da olduğu gibi, FDA gibi. Bunlar da 1024 hasta üzerinde denemişler, etkisini ispat etmişlerdir. Belge var. Fransa'da yine aynı şekilde 800 hasta üzerinde denenmiş, etkisiz. Binlerce hasta üzerinde denenmiştir. Biz bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Şeytan pençesi forte. Şu gördüğünüz. Şeytan pençesi forte her türlü romatizmaya karşı. Belge var, bilgi var. Klinik araştırması var. İsteyene buradan gösterebilirim. Dergi, aha buradan. Şeytan pençesi. Şu bitkinin toprak üstü kısmı, şu çiçeği boru şeklinde. Evet. Bu da kökü, yumruğu şeklinde. Afrika'nın Namibya çöllerinde yetişir. 2 metre derinde bu kökleri rizom denir. Bir damla su görmez 6 ay. Bu bitkiyle ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Romatizmayı iyileştirdiği, her türlü romatizmayı iyileştirdiği belgelenmiştir. Evet. Peki hocam zamanımız da azalıyor. Depresyona bir de geçelim isterseniz. Depresyona karşı en güzel bitki sarı kantaron. Sarı kantaronu niçin neden yasakladılar ben anlamadım. Dünyada sadece Türkiye'de sarı kantaron, altın başak, şeker otu, öksü otu dünyada sadece Türkiye'de yasak bu 4 bitki. Hiç kimse de bunu açıklama getiremiyor. Getiremez de. Çünkü sarı kantaron en az 5000 yıldır dünyada kullanılıyor. İnsanlık tarihinden beri. Ve sarı kantaronla ilgili Almanya başta olmak üzere birçok ülkede klinik araştırması yapılmış. 100.000 kişi tedavi edilmiş. Bugüne kadar 100.000'lerce insan denenmiştir. Klinik araştırması var. Ama yasak anlamadım. Ben peki bu işi... ne öğreniyorsunuz şimdi sarı kantaron yasak? Lavanta forte. Lavantanın birleşiminde oğlotu ekstraktı var. Oğlotu da aynı şekilde antidepresan özelliklere sahiptir. Siz programdan önce bana ondan mı verdiniz hocam? Evet. Oğlotu yani melisa. Kişiyi sakinleştirir, relax, rahatlatır. Huzur verir. Mesela bugün evinize gittiğinizde, yatmak istediğinizde çok güzel bir uyku çekersiniz. Evet. Hiç stressiz. Peki şeker hastaları için, diyabet için ne diyeceksiniz hocam? Diyabet, Türkiye'de hakikaten tedavisiyle ilgili bir sürü sorunlar yaşanıyor. İlerlediği zaman göze ve vücudun diğer organlarını da fonksiyonlarını eritiyor. Vücuda hakikaten şeker hastalığı şu anda belki de son dönemin tedavisiyle ilgili olağanüstü mücadelelerin edildiği ama özellikle kronikleştikten sonra tedavisinde sıkıntıların yaşandığı bir hastalık. Siz evet. Ne öneriyorsunuz? Maalesef. Buna karşı dünyada en etkili 3-4-5 tane bitki var. Bunlardan biri keçis hedefi otu. Keçis hedefi ile ilgili Profesör Doktor Rein Wein, Profesör Doktor Müller, iki Alman asıllı doktor yapmış oldukları klinik araştırmalarda bunun birleşimindeki keçis hedefi otunun birleşiminde guanidin denen etken bir madde var. Bu aynı buna bitkisel inzülin diyebiliriz. Bu
Bunu kullandığı zaman kişi yavaş yavaş kendine geliyor. Artı Hindistan'da yeni bir bitki keşfedildi. Gurmar. Hocam bu hastalığı geriye mi götürüyor olduğu yerde? Çünkü şeker hastalıklarında biliyorsunuz tedavi geri getirmiyor. Olduğu hayır, hayır getiriyor. Hayır. Şimdi mesela 15 yaşında bir genç çok ağır antibiyotik ağrı kesiciler kullanmış. Aniden kullanmış olduğu ağır ilaçlardan dolayı pankreası artı insülin salgılanmış. Doktora demiş hemen insülin. Ömür boyu tip 1. Tip 1'in tedavisi yok normal. Dünyada yok. Oo, çok panik olmuş bütün aile. Çocuk başlamış insülini bana getirdi. Dedim ki tip 2 olsaydı kolay. Ama tip 1 için bir şey değil mi için? Deneme yapacağız. Bakacağız göreceğiz. İksir, aloe vera jel, gökçek iksir, aloe vera jel, keçi sedef forte, sinirlot forte, diyabet çayı, enfeksiyon çayı. Kullandı. 6 hafta sonra insülini bıraktı. 6 hafta. Bizde kişinin adı soyadı her şey kayıtlı. Tip 1 değilmiş o zaman. Tip 1 ama pankreasta kullanmış olduğu ilaçlardan dolayı bloke. Yani pankreasın içerisinde beta hücreleri var. Evet. Buna Langerhans-Cell denir. Almanlar öyledir. Türkçesi beta hücresi. Adacık hücreleri de denir. Adacık hücreleri diğer hücrelerden farklı olarak çok narindir. Pankreas yağlanırsa ne olur? Beta hücresi sıkışır. Sıkışırsa yeterince insülin salgılayamaz. Bizim yapmış olduğumuz iş nedir? Pankreas yağlanmasını önlemek. Önlediğiniz zaman tekrar rahatlıyor beta hücresi ve yeterince insülin salgılıyor. Peki böbrek yetmezliği için ne öneriyorsunuz hocam? Böbrek yetmezliği için huş forte, altın başak otu. Dünyada böbrek yetmezliğine karşı en etkili bitki. Altın başak otu. Ben geçenlerde... Nereye gidiyorsunuz hocam? İşte bu altın başak otu bunu göstereceğim. Türkiye'de geçen büyük bir felaket yaşanıyor Türkiye'de. Ne felaket hocam? Hayırdır? Tarım alanları yok ediliyor. Türkiye en büyük, yani düşman istilalesinde gibiyiz Allah korusun. Yani Türkiye bir sanki düşman ülke tarafından gelinmiş de kasıtlı olarak verimli arazileri istila edilmiş, yok edilmeye kasıtlı olarak uygulamaya konmuş gibi. Tarımla ilgili. Tarımla ilgili. Yok ediyoruz. Ben mesela geçen bayramda bir iş nedeniyle Sakarya, İzmit, yani Adapazarı, İzmit, Bursa, Balıkesir, Isparta, Burdur, İzmir, Manisa, Çanakkale, buraları dolandım. Yani Marmara, Ege. Tarıma en verişli ovalar ya ev yapılmış veyahut da mezarlık. Fabrika yapılmış. Yani fabrikalar gelişigüzel yapılmaz. Mezarlıklar da yapılıyor. Her şey yapılıyor. Tarım alanları öldürülmüş. Yani iş yeri, adam mesela bir tarlası var, içine bir bina kondurmuş. Veya bir tarlası var, içine bir fabrika kurmuş. Öldürüyoruz. Türk 10 yıl, 20 yıl veya 30 yıl sonra ne olacak? Tarım arazisi kalmayacak. Aç kalacağız. Yani başka milletlerden başka ithal edeceğiz her şeyi. Yani çekirdeksiz üzüm bizde yetişir, artık çekirdeksiz üzüm ekecek arazi kalmıyor. İncirdi, arazi yok. Yani şeftalidir, arazi yok. Yavaş yavaş tarım alanlarını öldürüyoruz. Türkiye'de çok büyük bir tarım alanlarını yok etme kampanyası var. Yani kampanyası derken hocam, bilerek mi yapılıyor bu yani? Bilinçsizce. Hükümetin buna bir an önce çare bulması, belediyelere de buna sınırlandırma getirmesi, organize sanayi bölgelerinin haricinde asla ve asla isteğin istediği yere fabrika kurmamalı, ev yapmamalı, bir plan, proje olmalı. Yoksa 40-50 yıl sonra ne meyve ne zebze yiyebiliriz. Prostatla ilgili konuşmuştuk. Prostat, ama bu prostatla ilgili böbrek öyle... yetmezliğine karşı altın başak otu. Türkiye'nin bu Kaz Dağları'nda ve Kaz Dağları'nda Ayvalık civarında yetişir. Böbrekteki taş, kum, iltihaba karşı en etkili üründür. Vatandaş Levent Bey, Levent Mete böbrek yetmezliğinden dolayı diyalize giriyor. 4 ay. Ben aradı dedi ki 4 aydır diyalize giriyorum. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin. Neden? Çünkü kanı kirli. Kirli kan dolaşıyor.
Dermanı yok. Artık hayattan bıkmış, iş yerini satmış. Sosyal hayatı bırakmış. Dedim ki 4-5 ay iksir, aloe vera jel, özel bir çay kullanacaksınız, hiçbir şeyiniz kalmaz. Bu vatandaş 2 ay kullandı. Tansiyonu, kolesterolü, karaciğer değerleri normala döndü. Kreatini normala döndü. Artık normale idrara çıkıyor. Ben idrara artık ilaç kullanmak istemiyorum dedi bana. Hayır dedim, bana söylemeyeceksiniz. Doktorunuza gidin, urolog, o karar versin. Doktoruna gittim. Doktor demiş ki, aa çok güzel gelişmeler. Fakat yine de sabredin. Ne alıyorsanız, ne kullanıyorsanız çok iyi gelmiş. Devam edin, deneyin. Acele etmeyin demiş. 4 ay sonunda doktorunun da kararıyla diyalizden kurtuldu. Ha, bazıları diyor ki, ya benim böbreğim aynı şekilde, bende böbrek yetmezliği var, aynı şekilde iyileşir mi? Bazı hastalar iyileşmez. Neden iyileşmez? Kişi tansiyon, diyabet, kolesterol hapı kullanmışsa, sürekli kullanılan haplar bunlar. Kimyasal haplar. Böbrekleri bu haplar ne yapıyor? Çürütüyor. Böbrekler 12 santim uzunluğunda, 6 santim genişliğinde diyelim ortalama. Büzülüyor, küçülüyor. Küçülürse 7-8 santime düşmüş, 3-4 santim genişliğinde, 7-8 santim boyunda. Ne oldu? Benim böbreğimde iyileşir mi? Olmaz. Kesilen parmak yerine parmak gelir mi? Gelmez. Böbrek çürümüş, bana diyor ki beni tedavi edebilir misin? Olmaz. Ama böbrekte deforme olmamışsa, kişi tansiyon, diyabet, kolesterol hapı uzun süre kullanmamışsa, yeni başlamışsa problem değil. İlaç kullanmamışsa, böbrekte